gitmesi için en büyük deniz temizliği seferberliği başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı ilan edeceğiz dedi. Bugün hep birlikte tek yürek olduk, tek ses olduk. Hep birlikte Marmara hepimizin diyoruz. Müsilaj problemini ortadan kaldırmak için Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini, hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Acil eylem planı hazırlandı. Hızla uygulamaya geçildi. Müsilaj sorununun çözülmesi için en büyük deniz temizliği seferberliği başlatıldı. Stratejik eylem planı hazırlayacağız. 2021 yılı sonuna kadar da Marmara denizimizin tamamını, bu denizimizin tamamını koruma alanı ilan edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına inşallah sunacağız. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve inşallah hep birlikte kurtaracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temizlik seferberliğine müsilajın en yoğun görüldüğü Caddebostan sahilinden start verdi. Törene Marmara Denizi'ne sınırı olan illerin vali ve belediye başkanları da katıldı. Bakan Kurum, 7 gün 24 saat esasıyla yapılacak temizlik çalışmalarının detaylarını anlattı. 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz, yine kirliliğin dağılmasını engellemek amacıyla bariyer serme teknelerimiz var. 18 tane destek botumuzla harekete geçiyoruz ve topladığımız tüm atıklarımızı da karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca 1000 kişilik ekibimiz sahada çalışacak. Bakan Kurum daha sonra sahildeki ekiplerin yanına gitti. Önce bilgi aldı, ardından tekneye binerek temizlik seferberliğini başlattı. Arkadaşlar şu an 15 bölgede 25 teknemiz, 18 botumuz, yine 1000 tane kardeşimizle birlikte Marmara hepimizin sloganıyla eş zamanlı olarak deniz temizliğini başlatıyorum.